Cumhurbaşkanı Erdoğan hayat pahalılığının nedeni olarak bir kez daha zincir marketleri işaret etmişti. O açıklamalar iş dünyasında tepkiyle karşılandı. İş insanı Murat Ülker, milletin aklıyla alay etmeye lüzum yok açıklamasını yaptı. İnşallah enflasyonu da en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının da önüne geçeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklamalarının ardından pazar ve marketlerde denetimler başladı. Hayat pahalılığının nedeni maliyetlerde değil, etiketlerde aranmaya başlandı. En düşük şeker gübresi 60 liradan 150 bin lira oldu. Bir yılda mı? Bir yılda, bir yılda. Evet. Yalama konusunu ben 450 milyon alayım. Geçen sene bu sene 800 milyon diyeceğim. Üreticiler ve muhalefetin maliyetler arttı eleştirilerine rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göre suç büyük zincir marketlerde. ABD dönüşü uçakta da o marketlere hedef aldı Erdoğan. 5 tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor. Bunlar eğer bu noktada daha adil davranırlarsa hem vatandaş uygun fiyatla ürün alabilecektir hem de üretici şu an itibarıyla kazanımını, parasını zamanında alma şansına ulaşacaktır. Erdoğan'ın o açıklamaları karşısında iş dünyası da sessiz kalmadı. İş insanı Murat Ülker, milletin aklıyla alay etmeye lüzum yok açıklamasını yaptı. Ben diyorum ki Türkçe konuşalım. Enflasyon var diyor. Bu niye zam yapmış diyor. Ben diyorum ki ya fiyat artışları var, ortalaması bu. Bu ne oranda zam yapmış? Bunu sorunca zaten cevabı çıkıyor. Yani milletin aklıyla alay etmeye lüzum yok. Herkes akıllı, herkes bakkala gittiği zaman kim kaç para biliyor ve herhangi bir fahiş fiyat varsa asla satılmıyor. Öyle bir şey yok. Millet aptal mı? Bu memleketin bir planlamacısı yok mu? Mesela bizim sektörü regüle eden Sağlık Bakanlığı var, Tarım Bakanlığı var, Sanayi Bakanlığı var, Enerji Bakanlığı var. Biz hepsine bağlıyız. Sadece Ülker değil, Erdoğan'ın işaret ettiği zincirlerden birinin icra kurulu üyesi olan Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Galip Aykaç da kendilerinin suçlanmasına tepkili. Bir tane günah keçisi aranıyor. O da maalesef perakende zincirleri için bu kullanılıyor. Ama bu işin gerçek yüzü bu değil. Bunun temel sebebi üretimin planlı şekilde yapılamayışı. Üretim maliyetlerinin yüksek oluşu.